Konuğumuz Giresun Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Aygün Attar. Hem iç ve dış politikamızda yaşanan son gelişmeleri hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Ankara ziyaretini değerlendireceğiz. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizinle zor yayınlar yapıyoruz. Çok gerçekten acı günler tecrübe ediyor yine Türkiye. Fakat tam da bu dönemde kardeşten gelen aslında o sıcak sarılma bizlere moral oldu. Size detaylarını soracağım hocam. İki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı gerçekten hafızalarımıza kazındı diyebiliriz. Şimdi sayın rektörümüze soralım. Hocam siz her şeyden önce biz bu resmi daha stratejik açılardan değerlendirmeye çalışacağız sizinle ama elbette ki bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz sadece stratejik boyutta değerlendirilemez. Duygu boyutu da çok yüklü. Ne hissettiniz o görüntülerde? Öncelikle onu sormak istiyorum sayın hocam. Çok güzel görüntüler. Keşke böyle bir olay nedeniyle, böyle bir olay sonrasında gerçekleşmeseydi. Türk dünyasının tümü için içimizde ukdev olan, görmek istediğimiz görüntüler. Dün bütün Türkiye, bütün Türk dünyası, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan çünkü taziyeler de geldi. Hangi duygularla izledilerse aynı duygularla izledik. Bugün de tekrar görüntüler dünden itibaren televizyonlarda veriliyor. Ben sizin de gözlerinizde onu gördüm. Kendim de ona mani olamıyorum. Yani hepimizin göz pınarlarından akan yaşlara mani olamıyoruz. Çünkü mesajlar çok önemliydi. Vücut dili çok önemliydi ve Türkiye'nin kolunun boşta kalmaması gerekiyordu. Bu bir kardeş kucaklaşmasıydı, önemliydi. Dün Facebook sayfamdan da şöyle yazmıştım. Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ankara'ya gelişi, çünkü Türk dünyasının kalbidir Ankara. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olması ve onu kucaklaması, 1918'de Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a gittiği zaman Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde hangi etkiyi yapmıştısa tarihe böyle bir sayfa düştü ve bundan sonra o etkisini daha da artırarak devam ettirecektir. Sayın hocam tam da Rus uçağı hadisesinden sonra Rusya ve Türkiye ilişkileri bu kadar gergin bir hal almışken Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mercek altına alındığı bir dönemde gerçekleşti. Ciddi bir mercek altında tutuldu. Soruyoruz, diyoruz ki acaba Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimize bu Rus uçağı hadisesi herhangi bir etki yaratacak mı sorusu hala gündemdeyken Azerbaycan Türkiye'nin bu anlamda yanında oldu. Siz gelemiyorsanız Sayın Erdoğan ben gelirim dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bu diğer Türk Cumhuriyetleri açısından nasıl algılanmış olabilir? Biz acaba Türkiye-Azerbaycan ilişki modelini diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine de uygulayabilecek seviyeye gelebilecek miyiz? Gelmeliyiz. Şimdi tartışmamız gereken konu da budur. Gönül arzu ederdi ki şahsen ben bunu kendi kimliğimle net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Dün orada İlham Aliyev'le birlikte Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan Cumhurbaşkanları da olsun. Çünkü gün bugündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın o ifadesini çok ben duygulanarak dinledim. Evet, diz çöktürmek isteyen güçler var Türkiye'yi. İşte diz çökmeyeceğiz, diz çöktüreceğiz. Diz çöktürebilmek için de bir bütün olmak gerekiyor. Dün bütün Türk dünyası, Türkiye acılar içerisinde olduğu için bu Türkiye'ye çok fazla yansımadı. Ahır çarşamba dediğimiz toprak çarşambasını kutladı. Ve Nevruz Bayramı arefesindeyiz. Bütün Türk İslam coğrafyasının önemli bir yüzdesinde kutlanan çok kadim bir Türk bayramı, Nevruz bayramı. Biz hep hayır duaları ederiz. Ahır çarşambada kapı dinleriz, güzel dileklerde bulunuruz. İnanılmaz. Anlıyorum ki dün Türk dünyasının tümü Türkiye için o dilekte bulundu. Ben TRT Avaz seyircileri için de bir not düşmek istiyorum. Aslında siz çok hassas, bu sizden kaçmaz ama uçağın içerisindeki o sofraya dikkat ettiyseniz ahır çarşamba sofrasıydı orada. Ahır çarşambaya ait yiyecekler vardı. Orada her iki cumhurbaşkanımız bir çay da ikram edilmiş. Sofra arkasında oturmuşlar ve inanıyorum ki hayır dualar etmişler. O duanı ben tekrar etmek istiyorum. Çünkü bugün günlerde Dedem Korkut'un duasıdır o. Bir olalım, iri olalım ve diri olalım. Evet. Yağı düşman kör olsun. Dost sayısı çok olsun. Düşmanlar yok olsun. İşte bütün bu günlerin de anlamına uygun bir şekilde bir görüşme oldu ama bunun stratejik açıdan önemi çok fazla. Hadi hocam şimdi o stratejik boyutuna bakalım. En önemli öne çıkan başlıklardan bir tanesi TANAP projesi.
projesinin hızlandırılmasıydı. Hatta zamanından erken bitirileceğine dair her iki devlet başkanının burada düşüncesi oldu. Bu hem çok Türkiye önemli. Hem Azerbaycan açısından önemli. Önemli ama ikinci bir nedense basında ne kadar yer aldığını bilemiyorum ama orada beni dikkatimi çeken en önemli şeylerden bir tanesi de Güney Kaz projesiyle çok ilgili önemli. Söylenenler oldu. Evet. Ne için diyeceksiniz? Çünkü burada sadece Türkiye, Azerbaycan değil, batılı devletlerin de Türkiye güdümünden çıkmasına teminat verecek çok önemli bir projede batılı devletlerle Türkiye ve Azerbaycan işbirliğinin cazibesini ortaya koyan projedir. Güney Gaz projesi. Ona göre de bunun üzerinde basın olarak ve evet çok durmamız gerekiyor. Diğer alanlarda gömrükten tutunuzda, enerjiden tutunuzda, bütün alanlarda ve en önemlisi tabii ki askeri alanda işbirliği. Çünkü Türkiye bir inisiyatif başlattı. Bu Azerbaycan'la bunu başlattı ama tüm Türk Cumhuriyetleri ile aynı şekilde askeri işbirliği gerçekleştirilmesi yolunda bir adımlar atıldığını da biliyorum. Yapılması gereken de budur. Yalnız konumuzun başında söyledik ya, bütün bu gelişmeler Rusya tarafından mercek altında tutulur. Hı hı. Önemlidir bu. Azerbaycan'da peş peşe yaşanan devriyasyonlardan tutunuz da Azerbaycan'ın Türkiye ile işbirliği içerisinde bulunduğu ve dimdik durduğu bu görüntüyü bozmak isteyen güçlerin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir de bilemiyorum o konuya ne kadar gireceğiz ama zamanımız kalacak mı? Rusya'nın Suriye'den çıkması gibi konuları tabii biz Azerbaycan'a ağırlık olarak ben size müdahale etmeyeyim Hocam, konuşalım biz ama bunu kesinlikle giriftir birbiriyle. Yayın akışımız içerisine aldık. O zaman değerli izleyicilerimiz için bir virgül atalım buraya ve sonrasında değerli izleyiciler, Rusya'nın Suriye'den asker çekme hamlesini Giresun Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Aygün Attar'la değerlendirmeye devam edeceğiz. İdari kimliğinin yanında hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi hem de bölge konjonktürünü çok iyi okuyan bir akademisyen konuğumuz olduğu için Rusya'nın tutumunu da Sayın Attar'a sormak isterim. Hocam böyle bir hamle bekliyor muydunuz her şeyden önce, yoksa bunu bir evet. taktik hamle olarak değerlendirebiliriz? Evet, stratejik olarak Rusya'nın uyguladığı akıllı bir hamledir. Hı hı. Biraz ters köşe yaptı. Herkesin ne oluyor, Rusya Suriye'den çıktı. Bir kere hem Tarsus'taki üstü aynen hem hava hem deniz üstü aynen duruyor. Su 400 çok önemlidir. Onlar aynen tutuyor. Onlar duruyor. Dolayısıyla Rusya Suriye'ye girdiği zaman Suriye'de Esed'in başında duracağı bir federal, eski Suriye değil de bir federal parçanın yönetiminin garanti altına alınması amacıyla girmişti. Buna muvaffak oldu. PYD'nin orada kurmaya çalıştığı bir bölge, bir koridorla ilgili projeye de bu şekilde destek vermiş oldu. Esed'le görüştükten sonra açıklama yaptı ve böylece Esed'in şimdi bu müzakere sürecinde elini batılı devletler nezdinde güçlendirmek istedi. Batılı devletlerin başta da Amerika'nın tırnak arasında hayır duasını alarak yapılmış bir projedir. Ama en önemlisi Obama aylar önceden Rusya'nın o bölgede aktif uçuşları gerçekleştiren, aktif bir şekilde ameliyatları gerçekleştirecek ekonomik güce sahip olmadığını söylemişti. Bir parantez ne kadar önemli olur burada bilemem. Bu açıklamanın yapılması önceki gece yarısı Putin ekonomi bakanlarıyla kurmaylarıyla bir toplantı yapıp toplantının akabinde bu karara vardı zaten. Yani nefesi ama tükenmiş hem değil çıktı mi? Hem çıkmadı. İkinci bir şey bizim Türkiye'de üzerinde durmadığımız, hı-hı, konuşmadığımız bir detayı burada gündeme, hı-hı, getirmek, hı-hı, isterim. 15 Mart itibariyle çıkmaya başladığını beyan etti ama
somut olarak hangi tarihte nokta koyacağını, hangi tarihe kadar çıkacağını söylemedi. Yani birer birer yani, mi asker çekecek yani hocam? Yani ucu açık bir süreçtir. Bölgeye hamle yapma ihtimalini beraberinde getiren, yani hem çıktı hem çıkmadı. Bu çok önemlidir. Tabii ama unutulmaması gereken bir gerçek var ki enerji fiyatlarının Rusya'nın bu kararının almasında çok ciddi bir şekilde etkisi var. Artı Rusya bundan sonra Moldova'nın içlerine doğru nüfus edecek hamleleri var. Aynen. Ukrayna ile ilgili henüz söyleyeceği çok şeyler var. Ve en önemlisi İran konusunda Rusya köşeye sıkışmış durumdadır. En fazla bizim üzerinde durmadığımız, en fazla durmamız gereken. Ona göre de Türkiye bu süreçte mümkün olduğu kadar İran'la Rusya'nı da bir hizada tutabilecek bir şekilde çok vitesli politika, bölgesel politika yürütmek zorundadır. Bu anlamda olaylara bakmamız lazım. Sayın Hocam, sizin çizdiğiniz tablodan anladığım kadarıyla Rusya'nın aslında federal bir Suriye'ye doğru adım attığı projelendirilmiş olan federal Suriye, batılı güçlerin de desteklediği, projelendirilmiş olan Türkiye'nin de onun için hamlelerinden hepsinin beraberce rahatsız olduğu, o projenin rahat bir şekilde uygulanması noktasında ama Rusya aktif halde bölgededir ama lakinlerin tedavülden kaldırılmasına yöneliktir. Hocam dün TRT'nin TRT'ye konuk olan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Sayın Abdurrahman Mustafa Bey şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki federal bir Suriye'de Türkmenler kaybolur. Bu süreçte en çok zarar gelecek olan yine Türkmenlerdir. Katılıyorum. Türkiye'nin bu hamleye karşı soydaşlarımızı da dikkate alan bir politika geliştirmesi gerekmez mi bu yeni süreçte? Aslında Türkiye bu konuyla ilgili epey bir zamandır hamleler yapıyor. Ama çok daha önceden yapılması gerekenler de vardı. Dünyada şu anda Suriye'de en kalabalık ve en çok ezildiği düşünülen akaliyet, etnik kimlik Kürtlere şamil edildiği için aslında çok kalabalık olan bir Türkmen nüfusunun müzakereler sürecinde dışlanma nedeni de budur. Ama her şeyin bitmiş olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü her kriz beraberinde yeni fırsatlar getirir. Türkiye'nin yeni Türkmenlerle ilgili, Suriye'nin federal yapısında Türkmenlerin söz sahibi olmasıyla ilgili PYD vesaire oluşumlara yönelik hamlelerinin önünün set çekilmesi amacıyla yapılıyor Türkiye'nin içerisinde yapılan terör faaliyetleri. Çok önemli hocam. Biz her zaman şunu anlatmaya çalıştık. Ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere müttefiklerimize de Suriye'nin kuzeyinde var olan ve bizim terör örgütü olarak tanımladığımız gruplara başta PYD, YPG olmak üzere verilen her silah aslında insanlığa gerçekten başta Türkiye'deki terör eylemlerinde kullanıldığını kanıtlarıyla Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı pek çok kez dile getirdiler. Kanıtlarıyla ortaya koyduklarını söyledi ama bu anlamda kendimizi çok iyi anlatamıyor muyuz Suriye'de? Kendimizi çok iyi anlatıyoruz ama karşıdakilerin işine gelen şeyler var, işine gelmeyen şeyler var. Çünkü şimdi bakın, isim zikretmeyeceğim ama bir devlet ve kurumuna ait bir televizyon programında olduğunu biliyorum. Yoksa benim cesaretimi biliyorsunuz. Belirli devletlerin büyük elçilikleri durmadan mesaj yayınlıyorlar. Şuradan uzak durun, buradan yakın durun filan. Fakat Kızılay'daki menfur, lanet, her türlü lanete hak eden, ülkenin bölünmez bütünlüğüne uzanan kara amellerin tezahürü olan o terör olaylarında kimse garanti veremez ki oradan o anda başka ülkelerin vatandaşları gelip geçmeyecek veya canları yanmayacak. Onun için bugün Facebook sayfamda sabahın saat 6'sında da söylediğim gibi ama lakin ancak bu kimi kelimelerin arkasına sığınmadan herkesin terör konusunda kişilikli bir şekilde içindekini dışına yansıtıp tavır sergilemesi gerekiyor. Terör bir tek Türkiye'nin sorunu olmaz. Terör Türkiye kadar hoşgörülü bir ülkede bu denli boy gösterebilirse diğer devletlerin de ayağını denk alması gerekiyor. Çünkü terör kontrol altında tutulabilen bir güç değil. Hala bazı devletler bu terör olayları nedeniyle Türkiye'nin dışarıdaki politikasına çeki düzen vermek, içerideki bazı terörist grupların sözcülüğünü yapan siyaset adı altında faaliyet gösterenlerle masaya oturmaya, Türkiye'yi bir şekilde dize getirmeye gayret çabalar içerisinde bulunurlarsa çok büyük yanlış yapıyorlar. Çünkü kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanı dün Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'yla yaptığı basın toplantısında dedi ki
hedefinden, Türkiye'yi hedefinden, kutlu yürüyüşünden ve iddiasından vazgeçmeye yönelik olarak algılıyoruz dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da onun tam devamında güzel bir şey söyledi. Hiçbir güç, hiçbir devlet Türkiye'yi hak yolundan döndürebilmez dedi. Evet. Adeta birbirinin devamı olan cümlelerdi. Ama bu arada sizin izniniz olursa ben bunun da tabii sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, insan olan herkesin bir tarafta devlet ve millet, bir tarafta da cinnet ve ihanet karşı durmasında safını çok net ortaya koyması gerekliğine inananlardanım. Bunun için siz güzel bir üniversitenizde teröre karşı lanet yürüyüşü gerçekleştirdiniz. Hemen terör olayının hemen akabinde ben öğrencilerime, akademik idari personele de minnettarım. Kafkas İslam Ordusu meydanında devletin bütünlüğüne uzanan eller orada sadece Türkiye'nin bayrağı yoktu. 30'a yakın devletten Giresun Üniversitesi'nde eğitim alan devletlerin öğrencileri de bayraklarını kapalarak gelmişlerdi. Evet, terör konusunda hepimizin dimdik durmamız gerekiyor. Bu şahısların meselesi değil. Bu partiler arasındaki muhalefet, iktidar, bu böyle bir şey değil. Bu çok farklı bir şeydir. Bu terörü kullanarak Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışan güçler karşısında milli mutabakat ve dayanışmadır. Ona göre de ben mecliste olan ve olmayan, siyasette iddialı olma amacıyla yola çıkan arkadaşlarımızın da bu anlamdaki deyimlerini sonuna kadar destekliyorum ve diyorum ki doğrusu da budur. Bu çok önemlidir. Hocam biraz daha geniş bir perspektiften bakacak olursak aslında bu sadece Türkiye'nin de meselesi değil. Türkiye'nin potansiyeli dediğimiz zaman Türk dünyasında bu anlamda bir meselesi olarak gördüğümüz zaman belki de mesafe alabileceğiz. Ama burası bir gerçeklik ki Türkiye'nin güçlü olması Türk İslam coğrafyasının gücü demektir. Evet. Ve her zaman herkesin vatandaş sorumluluğu altında başka Türkiye yok gerçeğinden yola çıkarak hareket etmesi gerekiyor. Herkesin buna göre kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Demokrasiyi bir araç olarak kullanarak devleti yıkma ve parçalama projesinde terörü haklı gösterme çabaları sonuna kadar lanetlenmelidir. Bunun farkını düşünenler de bu toprakta, toprağın üstünde gezecek yüzler olmaz, toprağın altında da yatacak yerler olmaz. Bunun net bilinmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için sağolunuz. Efendim, topyekün bir terörle mücadele için görüşlerini aktardı Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Aygün Attar. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.